Arkadaşlar merhaba. 13 Şubat Pazar günü İzmir yarışlarıyla birlikteyiz. Herkese keyifli ve bol kazançlı bir pazar diliyorum. İzmir'de 9 koşulu bir program var. Dolayısıyla 2 altılı ganyan olacak. İlki birinci koşuyla saat 15.15'te başlayacak. Maiden bir koşu 1600 metre mesafede koşulacak. 3 yaşlı İngiliz atları Maiden'dan çıkmak için mücadele verecek burada. 4 isim çıkardım değerlendirmemde. İlk olarak 5 numaralı Memento benim favorim. Maiden'dan çıkmaya en yakın isim bana göre. En iyi derecesi ikinciliğini bugünkü jokey Mertcan Çelik ile yapmıştı. Ki o gün çok iyi koşmuştu ve bir sonraki yarışında da çok tuttuğum bir isimdi. Ama beklenileni veremedi. Bugün yine Mertcan Çelik binecek ve benim favorim 5 numaralı Momento. Sonra 7 numaralı Prenses Melita hayatın ilk yarışında ikinci oldu ve o gün çok sert bir rakibe rastladı. Toprak Akarca'ya geçilmişti o gün. 1400 metreyi 1.28.72 ile kazandı Toprak Akarca. 7 numaralı Prenses Melita ise arkasında ikinci 1.31.44 ile ikinci kalmıştı. Bugün 1600 metre mesafeye çıkıyor. Ahmet Çelik idaresinde bir agresif o temsilcisi. Çok şanslı 7 numara. Sonra 9 numaralı Rail of Fire Halil Kaplan ile bugün ilk kez piste çıkacak. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Bir Speedy Wolf temsilcisi. Yarışa kenterlerle hazırlanıyor. Üçüncü şanslı gördüğüm isim ve idman pistinde beğendiğim ilk yarışında üçüncü kalan Nevzat Avcı idaresindeki 2 numaralı Donna Care. Dördüncü şanslı olarak gördüğüm isim sıralamam 5, 7, 9 ve 2. İzmir'de birinci altılı ganyanın birinci ayağındaki sıralamam. İzmir'de ikinci koşu birinci altılı ganyanın da ikinci ayağı. Şartlı iki koşu 1600 metre mesafede 4 ve yukarı yaşlı Arap atları koşacak. Burada yarışı kazanmaya çok yakın isim Mustafa Çiçek idaresindeki 1 numaralı Onar Bey'i tek olarak öneriyorum. Performans ve handikap olarak baktığımızda bir iki sıyrılan isimler var. 1 numara, 10 numara ve 9 numara. Keza 5 de yakın olsa da son yarışlarındaki performansı çok düşük. Onun için onu saymıyorum. 1 numara koşusu ve dereceleri rakiplerine göre daha iyi. Tek olarak öneriyorum. Kötü koşması halinde 2 isim önereceğim. İlki 10 numaralı Toros Dağı. 9 yaşında. Bugün de İzmir'de şansını deneyecek. Eski performansından biraz uzak ama her an yine yarış kazanabilecek bir isim. Bir Kaysberg temsilcisi ve sürpriz yazmak isteyenlere de önereceğim bir isim var. 231 gündür koşmuyor olsa da seri stiline sahip olan 9 numaralı Şifne Efes'i Gökhan Gökçe ile bir sürpriz hatta bir bomba yapabilir. Altılı kuponlarda 1 numara tek olarak öneriyorum. Yanına at yazmak isteyenlere 10 ve 9 diyorum arkadaşlar. İzmir'de 3. koşu şartlı 3 koşu. 3 yaşlı İngiliz atları 1900 metre mesafede koşacaklar. Burada bank olarak önereceğim isim 4 numaralı Red Justin. Görkem Özçelik idaresinde bu yarışı da kazanmasını bekliyorum. Bank olarak öneriyorum. İlk iki koşusunda gerçek gücünü gösteremedi. Ta ki son yarışında 1900 metre mesafeye çıkıncaya kadar. Son yarışında 2:05:46 ile kazanırken çok rahat kazandı ve rakiplerine göre derece olarak baktığımızda da epeyce önde. En yakın 1 numara 2:07:05'i var. 5 numara 2:08:07 yaptı. Ki 5 numarayı da takibe aldığım bir isim. İyi bir tay olacağını düşünüyorum. Kısa mesafeli ilk yarışında kesinlikle fotolayacağını düşündüğüm bir safkan. Onu da altını çizmek istedim. Ama 4 numaralı Red Justin bugün de kazanmasını bekliyorum. Banka olarak öneriyorum 4 numarayı. Ki öz kardeşine baktığımızda da 4 numaralı Red Justin'in
Just Diamond, yanlış hatırlamıyorsam öz kardeşi, uzun mesafelerde koştu 1900-2000'lerde ve bütün yani başarıların çoğu uzun mesafede. Tam bir uzun mesafe atı demek yanlış olmaz 4 numara için. İzmir'de 4. koşu 2. Altılı Ganyan'ın da ilk ayağı olacak. Handikap 15 koşu 4 yaşlı İngiliz kısrakları 1400 metre mesafede mücadele verecekler. Burası gerçekten çok zor bir yarış olacağını düşünüyorum. Öncelikle siz tuttuğunuz atları yazın. Çünkü bana kalırsa ben epeyce yani kapatana kadar yazabilirim burada. Tabii startta kalan isimler var. Startta kalmazlar ise çok şanslı olabilecek isimler bunlar. Mesela 5 numaralı Şanlıara, 8 numaralı Maya Hanım gibi. Ama güvenemiyoruz. Startta kalıyorlar sık sık. Ben burada sırayla 1 numaralı Despina, ki bu mesafeyi 27-1.28'lerde koşabilen bir isim. Bugün şanslı bir isim. 2 numaralı Duty Bütü'ye baktığımızda da son koşusunda İstanbul'da 1500 metrede koşup 11. oldu. Ama dereceye baktığımızda 1.32-1.33 ile 11. oldu. Hiç de fena bir derece değil. Bence şanslı bir isim. Muharrem Ok ile bomba yapabilir. Kesinlikle kuponlarınızda bulunsun derim. 3 numaralı CU San, Mustafa Çiçek ile burada en iyi gözüken, performans olarak en iyi gözüken atlardan biri. Ama onun da birinci olma alışkanlığı yok. Son 6 yarışta birinciliği yok baktığımızda. Sonra 4 numaralı Queen Akarca, keza yine sürprize yapabilecek bir isim. Şanlıara dediğimiz gibi sürekli 5-10 boy startta kalıyor. Startta kalmaz ise kesinlikle bu grubu geçebilecek güce sahip. Ama dediğim gibi güvenemiyoruz. Startta kalıyor. 8 numaralı keza Maya Hanım da yine startla sorunu olan bir isim. Bekir Mert Mırık ile yine startta kalmazsa şanslı olabilecek bir isimdir. Ben sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8'i kuponuma yazacağım arkadaşlar. Umarım siz daha az atla burayı geçeceksinizdir. 5. koşu handikap 17 koşu. 5 ve yukarı yaşlı Arap atları 1600 metre mesafede koşacak. İlk şansı 8 numaralı Holigan'a veriyorum. Son 6 yarışının 3'ünü kazanmış bir isim. Şimdi bir tık üst gruba çıktı. Yine de şanslı. Bekir Mert Mırık ile benim favorim, bir Kaizberg temsilcisi. Bu grupla da baş edebilecek bir isim. Sonra 10 numaralı Bükentay, Görkem Özçelik ile yine şanslı olabilecek bir diğer isim. 9 numaralı Daloğlu Nevzat Avcı ile yine kuponlarda yazın diyeceğim bir isim. 3 numaralı Dumanoğlu son yarışında daha üst grupla koşup yakın ara 5. bitirdi. Burada da yazmakta fayda var. Özellikle pist ıslak ya da nemli olacak olursa kesinlikle yazmayı unutmayın diyeceğim bir isim. Ve son olarak 108 gündür ara vermiş olsa da 63 kilo ile Mehmet Kaya kendi ekürü safkanına biniyor. Aile atına biniyor, Sungurlu. Onu da yazmakta fayda var diye düşünüyorum. 8, 10, 9, 3 ve 1 diyorum 5. koşuda. İzmir'de 6. koşu 1. Altılı Ganyan'da son ayağı olacak. Ki bugünkü şablonlarımda her ikisi de 42 liralık bir şablon olacak. 1. Altılı Ganyan'da 2. ayak bir tek, 3. ayakta 4'ü tek atacak şekilde 42 lira oluyor. Yine 2. Altılı Ganyan'ımda yine 42 lira tutacak. Onu da söylemiş olayım. 6. koşuda 3 isim önereceğim. İlki Gökhan Gökçe İdaresi'ndeki 3 numaralı Boran Kırcenk, benim favorim. Son 2 yarışında ikinciliklerle bitirdi. Bir Demir Döven temsilcisi Gökhan Gökçe ile bugün yarışı kazanmaya en yakın isimdir. Sonra Muharrem Ok ile 9 numaralı Şampiyon Yüreği, sürprizlere önereceğim isim.
Maiden'dan çıkarken hayatının en uzun yarışında Maiden'dan çıktı. Son yarışında 1600 metrede koşup Maiden'dan çıktı. Ki o gün ilgilileri kapalı gözlüğü de safkandan çıkardılar. Yaramış olmalı ki yarışı kazandı. Bugün de 2000 metrede bir sürpriz yapabilir, bir şans vermek gerekir. Ve son olarak da 2 numaralı Balmeida son yarışını aynı apranti ile beyaz bayrak aynı kazandı 1 numaranın önünde. Bugün de yine kazanabilir aynı şekilde. Buradaki sıralamam 3, 9 ve 2 arkadaşlar. İzmir'de 7. koşu, kupalı bir koşu. Gününde en yüksek ikramiyeli yarış olacak. Sedat Evliyazade koşusu, kupalı bir koşu, kısa vade 8, 1400 metre mesafede 3 yaşlı İngiliz atları koşacaklar. Burada iki ismin dışına çıkacağını düşünmüyorum. İlki 3 numaralı King Ferrer, Mehmet Kaya ile benim favorim. Alternatif tek olabilecek de bir isim. Ki koşularına baktığımızda Maiden'dan çıktıktan sonra kısa vade 6, A3 ve Grup 2 koşulara katılmış bir isim. Son 4 yarışında Kadir Tokaçoğlu'yla katılmıştı. Bugün cezalı Kadir Tokaçoğlu, Mehmet Kaya binecek. O da en azından o kadar şanslı, hatta daha da şanslı olacağını düşünüyorum. 3 numaralı King Ferrer'in Mehmet Kaya ile. Yanına önereceğim isim de Ahmet Çelik idaresindeki 2 numaralı Kara Döker. Derece olarak baktığımızda rakiplerinden geri gözükebilir. 1.29.42 ile kazandı son 1400 metreyi. Ki 3 koşu koştu. Epey aradan sonra 2.1 yaptı. Yarışın gidişatına göre o derece çıktı. Çok daha iyi derece yapabilir. Çok beğendim son 2 yarışını. 2 numaranın 3 ve 2 olarak burayı geçebiliriz arkadaşlar. 8. koşu, şartlı 5 koşu. 5 ve yukarı yaşlı Arap atları 2000 metre mesafede mücadele verecek. Burada da banko önereceğim bir isim. 1 numaralı Ayduru. Safkan'ı çok iyi tanıyan Erhan Aktuğ ile bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum. Burada at binen arkadaşlar da Yamak 1 arkadaşlar. 1 numaralı Ayduru performans olarak baktığımızda rakiplerinden epeyce önde gördüğüm bir isim. Dediğim gibi bugün bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum 1 numaralı Ayduru'yu. İzmir'de kapanış saat 19.30'da olacak. Maiden bir koşuyla 3 yaşlı İngiliz atları 1600 metre mesafede meydandan çıkmak için mücadele verecek. Buradaki atların da dişi atlar olduğunu söyleyelim. Sürprize müsait bir ayak. Ama ben iki isimle geçmeyi düşünüyorum ki ilki muhtemelen epeyce favori çıkacak bir isim. 4 numaralı Lady İrem. Çok zor bir safkan. İlk yarışını plase olarak sahaya çıktı. Jokey'in üstünden atınca derecesiz kaldı. Epey hazırlık devresi geçirdi ve takı değişikliğine gitti ilgilileri ve iyi hazırlandığını gördük. İkinci olarak 1200 metreyi 1.17'lerde koşup ikinci kaldı ve yarışı çok tatminkardı. Bugün de bir şanssızlık yaşamaz ise Maiden'dan çıkmaya en yakın isim olarak 4 numaralı Lady İrem diyorum. İlker Soyad ile. Rakip olarak önereceğim bir isim var. O da Gökhan Gökçe idaresindeki 3 numaralı Havin Sarya. 3 starttan da çıkıyormuş. Rakip olarak önereceğim tek isimdir. Dolayısıyla İzmir'deki son ayak 4 ve 3 yeterli olacağını düşünüyorum. Tahminlerimi de burada bitirmiş oluyorum. Bahtınız açık olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.